O gün o evde senin sesini ablan duydu, rahmetli ablacığın duydu. O andan sonra neler oldu, sen anlatır mısın? Ben son dün şeyi söylemiştim. Kafalama ablacığım beni kurtar. İçimden söylemiştim ama hani nasıl ablam duyurken sanki duydu ki kafla kurban, korkma seni kurtaracağım demişti. Hemen işte o sözü duyduktan sonra böyle gözüm kapandı, zaten şuurum gitti. Dilek ablam öldü, ben onu kurtaramadım ama o hep ne olur ölene kadar o benim yüreğimde yaşayacak. Ben ölmeyi bekliyorum böyle. Ölçük ölünce ona kavuşacağım. Sonra işte hemen beni Erkan'ın devlet hastanesine götürüyorlar. Tabii hastanede şokta. Hani o hepsi beni tanıyor. Hepsi böyle bana ablam diyor ki hepsi şok oldu. Hepsi dolmuş, hepsi böyle kıpkırmızı olmuş. Zaten doktor bakmış ki hani ben durumum hiç iyi değil. Kurşun kafamda. Kafamı paramparça etmiş. %87'sine benimdeki sinirlerin %87'sine hasar vermiş. Hani doktor da ağlamış. Tabii kalbim orada durmuş. Kalbimi çalıştırmış. Hemen beni göndermiş şeye, Diyarbakır'a. Diyarbakır'da da şansa o gece araştırmada şey varmış. Beyin cerrahı Ulaş Aktaş. İşte o gün nöbetçiymiş. İşte gitmişim, orada da kalbim durmuş. Birkaç kere en son 20 dakika boyunca kalbim durmuş. Ve doktor hani benim mücadeleyi bırakmadığımı hissetmiş. Orada demiş ki hani kız nasıl 20 dakika boyunca kalbi duruyor ve pes etmiyor. Hala hayatta tutunuyor. Hala mücadeleyi bırakmıyor. İşte orada yoğun bakımda kaldım aylarca. Ben sonradan zaten uyumuşum, komadayım. Doktor hani bilerek beni komaya sokmuş, yoksa öldürmüşüm. Doktor ailemedim işte, ben mutluyum. Kumaya soktum ve kendi ellerimle yaptım. Çok ağır ilaç verdim yaşaması için. Yani bizim önceliğimiz sakat kalmaktan önce hani yaşaması. İşte her şeye hazırlıklı olun demiş. Hani ölecek, umut beklemeyin. O yüzden de hani işte Allah ancak bilir yaşayıp yaşamadığımı. Hani buradan baktığımızda aynı zamanda mucizesin galiba. Evet, zaten o yüzden benim doktorum bana şey diyor, mucize. Bu başka hiçbir şey olmaz. Bunun da hani tıpta bir açıklaması yok. Hiçbir şeyde. Hani bu bir mucize. Pırlanta bir aile var ya orada. Anne, baba, kardeşler. Onlar senin sürecini nasıl yaşamışlar? Ben yoğun bakımda gözüm açtığımda ablam geldi. Baktım hepsinin ağzı yüzü yaraları içinde. Hepsi gülüşten. Hep yüzler lekeli. Hani tüm ailem, komşular Tay, günlerce ta ki ben gözüm açana kadar orada yoğun bakımın önünden ayrılmışlar. Mutlu'nun tedavisi devam ediyor. Hani o bütün ülke olay yaşandığında 6 yıl önce hep birlikte ayağa kalktık ya. Bir de Mutlu'yu da tanıyorduk bir şarkı yarışmasında. Olağanüstü bir duruşla, güzel sesiyle bize şarkılar söylüyordu o zaman da. Derdimi söyledim, dost bulamadım. Sırtımı dayadım, bel bulamadım. Düştüm tutacak. Mutlu, ilk gözünü açtığın ana dönmeni isteyeceğim. Sen nasıldın ve gördüğün dünya nasıldı? Ben gözümü açmadan önce de çok şey yaşadım. Çok böyle aşırı nöbetleri geçiyordum. Nöbetlerde böyle el kol kendi kendine hareket ediyor. Böyle şey gibi, sanki böyle vücuduma deprem girmiş gibi. Benim içinde elektriklenmeler. Her o nöbeti yaşayınca hani şey diyordum, ölüyorum. Hani kurtarın. Korkuyordum bir de, uzmanlar hiç konuşamıyordum. Sonra şey, böyle uyanmadan önce hep böyle şey değilim. Böyle yeşillikler içinde böyle sanki böyle uçuyordum. Böyle yeşil bir elbise üzerimdeydi. Böyle hatırlıyorum. Göklerden böyle aşağıya bakıyordum. Nehirler vardı. Ağaçlar, böyle ovalar, onları hatırlıyorum. De böyle
Şey çok hatırlıyorum, askerlerin sırtında hapsi mühimmetçikler böyle beni sırtında gezdiriyor. Böyle koca koca balıkları görüyordum. Sürekli uçtuğumu görüyordum. Bazen de şey görüyordum, böyle kümes içindeyim. Böyle sanki beni görüyor kuş gibi koymuşlar içine çırpınıyorum. Çırpınıyorum, nefes almıyorum, böyle çıkamıyorum. Demiyorsun o da ben nefes geçirdiğim anlarda o kümese giriyormuşum. Aslında gerçek hayatta da, burada da kafesin kapısının açılmasını bekliyorsun. Evet. İçinden çıkmayı bekliyorsun. Kaç gün sonra açıyorsun gözünü? İşte bir iki hafta sonra açıyorum. Gözümü ilk açtığımda ilk gördüm insan. Ya böyle şey, böyle açıp da kapatmam bir saniye bile olmadı. Gözümü açtım baktım, İzzet Yıldızhan sonra geri kapandı gözüm. Evet orada hatta İzzet Yıldızhan aa dedi. Dediği gibi kapandı gözüm. Sonra orada gidiyor doktora diyor ki işte Mutlu gözünü açtı. Doktora inanmıyor. Hani açamaz, öyle bir şey olmaz. Halbuki adam doğru söylüyor. Hani ben de kaçtım gördüm onu. Ha, sen de hatırlıyorsun. Evet evet hatırlıyorum. Gön böyle açıp kapattım. Sonra ondan sonrakinde işte dilek kafamı gördüm. Sonra ben ilk ki açtım gözümü. Orada dedim ki ya Rabbim. Rabbim sana şükürler olsun. Ben kurtuldum. Ben o cehennemden kurtuldum. Artık oh be hani şey dedim oh be. Herkes artık biliyor. Artık ailem biliyor. Şey tabii o zamanlar ben bilmiyordum. Dedim ki hani ben şimdi böyle oldum. O cehennemde içeride. Evet ben elime tutmuyor. Konuşamıyorum dahi. Boynumu dahi tutamıyorum ama hani artık dayak yok. Böyle beynime vurmalar yok. Hani sokak ortasında dövmeler yok. Zorla kaçırmaya kalkıştı beni. Defalarca. Hani artık o yok. Rahatlamıştım. Hani artık bu işin başka tarafından bakıyordum. Yani genç bir kız başından vurulduktan sonra mutlaka o ilk bilincini sağlayacağın ya da işte bilincin açılacağı zamanlarda eğer durup da neyse ki artık herkes biliyor ya da neyse şimdi şiddet bitti diyebileceği aşamada rahatlıyorsa bunda da hepimizin payı var aslında. Yani oh artık bitti diye uyandım diyor Mutlu. Duyalım hep beraber. Hani dedim ki o adam beni öldürmeye kalkıştı. Yani tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. En az 20 yıl yatar sandım. Hani o yüzden rahatım çok güveniyordum. O cani, V.C. Ercan adlı olan cani sadece 15 yılıydı ve 15 yılın sadece 9 yılı yatıyor. Ve artık 9 yılda yatmayacak. 9 yıl olsa hani diyeceğim tamam. Hani 6 yıl geçti ve beni cezaevinde dün dediğim gibi arıyorlar diyorlar ki çıksın. Cani V.C. Ercan kesinlikle yaptığından pişman değil. Mesela ben bir insan görüyor bazen hani bir insan bir suç işler ama o yüzündeki pişmanlığı hissedersin. Ama bu cani mahkemede böyle göğsünü gere gere ben yaptım. Ben erkeğim, ben adamım. Yani bir kadın nasıl zaten kadına hani gücünü nasıl yetebiliyor ki bu senin acizliğin. Ve şöyle hala adam pişman değil. Hala benim şimdi bana ailesinden mesaj geldi. Instagram'dan şey yazıyor diyorlar ki işte bekle az kaldı Ercan çıksın sen Osman göreceksin. Tamam çıksın beni öldürsün. Ama ben öldükten sonra artık Türkiye hani demesin Mutlu. Hani eğer ki ben öldürürsem eğer ki o canı çıkarsa hani Türkiye herkes buradan herkese sesleniyorum sakın mutluluğun şey alınacak kimse demesin. Hani o caniye de ceza vermişsinler. Cani çıksın ben öldükten sonra istediğini yapsın. Çıksın geçsin. Türkiye'de hiç kimse mezarıma gelmesin hiç kimse. Annem babam bile gelmesin. Biz hani biz kadınlar, çocuklar da, biz hayvanlar da. Ya biz artık biz yaşamak istiyoruz. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Hani çok bir şey istemiyoruz ki.
bir güler yüz. Hani özgürlük. Diyoruz ki yani özgür olamıyor ama özgürlükten çok yanlış şeyler çıkartıyorlar. Özgürlük dediğimiz hani evlenmek istediğimizde öldürmek istemiyoruz. Boşandığımızda, sevdiğimizde, hani dışarı bir erkek nasıl gücü işte dışarı çıkıyorsa kadın da çıktığında hani öldürülmesin istiyoruz. Madem hani bizim onlardan farkımız ya, ne? Sonuçta onları biz doğurmuyor muyuz? Hani ona bakarsan kadınlar daha özeldir. Diyorlar ki, işte oğlum sen otur, kız şey, işte Ayşe kaldırır sofrayı. Oğlum sen yapamazsın, erkekler yapmaz. İşte sen erkek adamsın, ağlama erkeksin. Artık bunları hayatından çıkartalım. Erkek kadın farkı yok, biz eşitiz. Hani bu, biz bu karbanka anne babalar, şu yeni yesiler, çocukların böyle daha düzgün yetişirse bence kadınlar şiddet diye bir şey ortada kalmaz.